Merhabalar sevgili gençler. Üssüz Sayılar konu anlatımıyla bugün yine birlikteyiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başlayalım konumuza. Şimdi düşünelim. Yan yana, tamam mı? Bazen N tane, yani 10 tane, 100 tane, 1000 tane A'yı yan yana çarpmamız gerekebilir. Ve bunu da uzun uzun çarpma işlemiyle gösteremeyiz. Dolayısıyla kısa bir yöntem olarak hangi sayıyı yan yana çarpıyorsak onu buraya yazıyoruz. Tamam mı? Yazdıktan sonra sayı adedi yan yana kaç tane çarpıldıysa onu da üstüne yazıyoruz. Şu gösterim A üzeri N gösterimi o sayının yan yana A defa çarpımı demektir. Örnek veriyoruz. Burada X üzeri N çarpı X üzeri M denilmiş ya. N tane X var yan yana şu şekilde X X X X var yan yana şöyle N tane. Tamam mı? Sonra yan yana m tane daha x var. Ve bunları da yine birbiriyle çarpacağız. Şu an kaç tane x yan yana duruyor? N artı m tane. Demek ki ben bunu x üzeri n artı m şeklinde yazabilirim. Sevgili gençler, iki sayının çarpımının bir eminci kuvveti varsa bunları içeride x üzeri m çarpı y üzeri m şeklinde dağıtabilirsin. Sonuçta 6'nın karesini almak yerine 2'nin karesiyle 3'ün karesini çarpsan da aynı sonucu elde edebilirsin. X üzeri n'i x üzeri m'e böldüğümüzde çarparken topluyorduk ya, bölerken de sevgili gençler çıkaracağız. N'den m'yi çıkaracağız. X üzeri n eksi m şeklinde. Yine ben x üzeri n'i x üzeri m'e böldüğümde 1 bölü x üzeri m eksi n sayısına ulaşırım ki aslında bu yukarıdakiyle de eşittir. Yani x üzeri n bölü x üzeri m eşittir 1 bölü x üzeri m eksi n. Yani demeye çalıştığımız o ki ben bu x üzeri n eksi m'i 1 bölü x üzeri m eksi n biçiminde de yazabilirim. Kimse karışamaz. Hiçbir şey fark etmez. Tamam. Ve son olarak bu konuda bahsedeceğimiz şey x üzeri n'in eminci kuvveti varsa yani bir üssün de üssü varsa işte bu üsler yer değiştirse de hiçbir şey olmaz. Ve bunlar çarpılırlar sevgili gençler. Hatta bu da x üzeri n çarpı m'e de eşittir diyebiliriz. N sayısı bir pozitif tam sayı olmak üzere. Fx dediğimiz şey aslında burada bir fonksiyon ama işte nedir? 2x eksi 1 olabilir. A eksi 5 olabilir. B eksi 2 veya artı 2 olabilir. Fark etmez. Herhangi bir fonksiyon, tamam mı? Bir ifade. Bir ifadenin tek kuvveti başka bir ifadenin tek kuvvetine eşitse demek ki bunların tabanları birbirine eşit diyeceğiz. Yani taban üzeri tek sayı. Taban üzeri tek sayı eşitse tabi bu tek sayılar da aynı olmak zorunda. Tabanlar birbirine eşittir diyebiliriz. Gene tabanın çift kuvvetine eşitse farklı bir tabanın çift kuvvetine eşitse ya tabanlar aynı ya da tabanlar birbirinin eksilisi diyebiliriz. Sonuçta eksilerin de çift kuvveti pozitif olacak. Bunu burada anlatmaya çalışıyoruz. Fx'in gx'inci kuvveti eğer biri veriyorsa bize bu denklemin çözüm kümesi için ya fx 1'dir ve gx reel sayıdır. Yani 1 üzeri tüm reel sayılar 1 yapıyor bunu biliyorsun. Ya gx 0'dır ve fx 0'dan farklıdır. 0'dan farklı bir sayı düşünelim. 5 bunun 0'ıncı kuvveti hep 1'dir bunu biliyorsun. Fx eşittir eksi 1 ve gx çift sayıdır. Diyor ki fx eksi 1 olur diyor. Bunun da çift kuvvetleri birdir. Bunu da biliyorsun. Demek ki ben bunun çözüm kümesini oluştururken tüm bunları düşüneceğim. Hem bunu, hem bunu, hem de bunu. Bu tarz sorular klişe sorulardır. Tamam, bununla ilgili gelecek olan sorular klişedir. Her yerde karşına çıkar. Bu yüzden bu 3 adımı uyguladığın zaman mutlaka sonuca ulaşırsın diyebiliriz. Geçtik sevgili gençler. Bir üst tarafa bu arada şablon konseptimizi yeniledik sevgili gençler. Daha güzel bir şablon elde ettik. Diğer PDF'leri çıkardığınız zaman kenarlardan bazen yazıcılar kırpabiliyordu ama bunu kırpmayacak tam A4 formatına getirdim. Filigranı yeniledim. Alt kısmı yeniledim. Üst kısmı yeniledim. Baya da güzel oldu. Evet. A üzeri fx, A üzeri gx'ten küçük ve A birden büyükse yani A sayısı birden büyükken bunun bir kuvveti diğer kuvvetinden daha küçükse kuvvetleri şu şekilde karşılaştırabilirsin ki fx de gx'ten küçüktür diyoruz. Ama buradaki a 0'la 1 arasındaysa a üzeri fx a üzeri gx'ten küçükken bu sefer tam tersi fx gx'ten daha büyüktür diyoruz.
Bir başka özellik de a sıfırdan birden ve eksi birden farklı olmak üzere a üzeri fx, a üzeri gx'e eşitse bunun tek çıkar yolu var, fx'in gx'e eşit olması. Tamam mı? Devam edelim. A ile b sıfırdan farklı. A üzeri n, b üzeri m ve a üzeri k'ya, a üzeri k'da b üzeri l'ye eşitse, yani şu ikisi farklı eşitlikler sevgili gençler. Ben burada şu kıyaslamayı yapabilirim. N'yi k'ya bölerim. N'yi k'ya bölerim. M'yi de l'ye bölerim ve birbirine eşittir bunlar derim. Tamam mı? Bu kıyaslamayı yapabiliyoruz. Ya da direkt şuradan n çarpı l eşittir m çarpı k da yapabilirsiniz. Ya da buradan hiç fark etmez. İkisi birbirinin sonucu sonuç olarak. İlk örneğimiz. Şöyle örnekleri yaklaştıralım. Öyle çözelim. Bakalım sorumuza nasıl çözeceğiz? Şu 0,3 devredenin aslında ben 3 bölü 9 ve bunun da 1 bölü 3 olduğunu öğrenmiştim. 27'nin ise 3'ün küpü olduğunu biliyorum. 3'ün küpünün 1 bölü 3. kuvvetinin karesi dersek. 3 çarpı 1 bölü 3 1 yapar. Burası gitti. Geriye ne kaldı? Karesi. 3'ün karesi nedir sevgili gençler? 9'dur diyebiliriz. Cevap da budur. X üzeri a'nın karesi. Çarpacağız bunları. X üzeri 2a eşittir neymiş? Y'ymiş. Peki 3a ile 4'ü çarptığımız zaman x üzeri 12a yapar. Hatta ben bunu x üzeri ne diyeceğim? 2a'nın 6. kuvveti de yazabilirim. Peki neden bu şekilde yazdım ben bunu? Çünkü x üzeri 2a hakkında daha öncesinde bir bilgiye ulaşmıştım. Ve ben x üzeri 2a gördüğüm yere artık y yazabilirim. Bu da neye eşitmiş? Y üzeri 6'ya. Zaten benden y türünden eşitini istemişti. Cevap da budur diyebiliriz. Geçtik bir diğer örneğe. 3 üzeri x artı 1 eşittir 15 üzeri x olarak verilmiş ya, bakın şimdi 3 üzeri x artı 1 demek. Bunlar toplandıysa demek ki dışarıda çarpılmış bunlar. 3 üzeri x ile 3 üzeri 1 çarpılmış. Karşı tarafta da 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x diye açabilir miyim ben bunu? Açarım gayet tabii. Her iki tarafta 3 üzeri x'ler olduğu için ve bunlar sıfıra eşit olamayacaklarından bunlar gitti. Demek ki 5 üzeri x neymiş? 3'müş. O halde şurada 5 üzeri x hakkında bir şeyler sormuştu. Ben onu artık 3 yazabilirim. Bu bir. İkincisi de şunu yapacağız. Ben artık 5 üzeri x'in 3'e eşit olduğunu biliyorum ya. Gelin her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alalım. Bunu neden yapıyoruz? Hem 3 üzeri x'e erişmek, 3 üzeri 1 bölü x'e, yani bize soruda sorulan kısma erişmek için, hem de şuradaki x'leri götürürsek 3 üzeri 1 bölü x'in de aslında 5 olması gerektiğini görebiliriz. Demek ki burası da kaçmış? 5'miş sevgili gençler. 3 ile 5'in toplamı sorulmuş soruda bize. Cevap 8'dir diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. Eksi x'in eksi birinci kuvveti. Buranın tek olması buranın eksi olmasına etki etmeyecektir ama buranın negatif olması ters çevirecektir. Eksi 1 bölü x. Eksi, bakın şurada eksi ikinci ve üçüncü kuvvet var. Eksi 2 ile 3'ü çarparsak eksi 6. Bunu demek ki ters çevireceğiz. 1 bölü x üzeri 6. Artı, buranın eksi olması şuradaki çiftlikten kaynaklı artı olacaktır. 3 kere eksi 2 de eksi 6 yapar. Bu da 1 bölü x üzeri 6'ya eşittir. Eksi şurası da zaten 1 bölü x. Şimdi burada birbirini götüren ifadeler var. Bir şu, diğeri de bu. Eksi 1 bölü x, eksi 1 bölü x daha ne yapar? Eksi 2 bölü x yapar. İşleminin sonucu da budur diyebiliriz. 3 üzeri x'i a olarak vermiş bize. 8 üzeri x'i de b olarak vermiş. 6 üzeri 6x nedir diye soruluyor. Ben bunu 2 üzeri 6x çarpı 3 üzeri 6x biçiminde yazabilirim. Hatta bunu da 2 üzeri 3x'in karesi çarpı 3 üzeri x'in 6. kuvveti haline getirebilirim. Neden bu şekilde yaptım? Birazdan göstereceğim. Şimdi bize bir 3 üzeri x'in a olduğu bilgisi lazım. Şuraya artık a yazabilirim. Bir de 8 üzeri x diyor ya sevgili gençler. Bu 8 üzeri x dediğimiz 2 üzeri 3x ise eşittir. Neden? Çünkü 8 2'nin küpüdür. Bunun da x'inci kuvveti 3 kere x 3x yapar. 2 üzeri 3x oldu. Bu da b'ymiş. Demek ki burası da b olacak. Yani sonuç b'nin karesi çarpı a'nın 6. kuvveti diyebiliriz. Neydi? B kare çarpı a üzeri 6 dedik sevgili gençler. Bu sorunun cevabına. Geçtik bir sonraki sorumuza. X bir sayma sayısıdır. Şunların rengini değiştirelim. Elim iş gitmiyor. En azından kullanırız.
X bir sayma sayısıdır. A B'den büyük olmak üzere. A artı B, güzel soru sevgili gençler, dinleyin. A artı B'nin 3 üzeri X sinci kuvveti 512. Ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? A artı B'nin 1 bölü X'inci kuvvetinin 3. kuvveti diye yazabilirim. 512 de 8'in küpüdür, değil mi? Devam edelim. A eksi B'nin 2 bölü X'inci kuvveti diyor ya, ben onu da 1 bölü X'inci kuvvetinin 2. kuvveti diye yazarım. Bu da 7'nin karesidir 49'da, değil mi? Şimdi şu 3 ile şu 3'ü, bu 2 ile bu 2'yi götürelim. Her iki tarafın 1 bölü 3. ve 1 bölü 2. kuvvetini aldık da diyebiliriz. Ama her iki tarafın aynı kuvveti varsa götürebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Tekse direkt götür ama çiftse aman dikkat et, tamam mı? Şimdi A artı B'nin 1 bölü X'inci kuvvetinin 8 olduğu ve A eksi B'nin 1 bölü X'inci kuvvetinin 7 olduğu kanaatine vardık. Ben eğer bunları da taraf tarafa çarparsam, A kare eksi B karenin üstler aynı olduğu için 1 bölü X'inci kuvveti eşittir 56 olacaktır. Bana A kare eksi B kare sorulmuş diye bunu yalnız bırakabilmek adına da bunun X'inci kuvvetini ve bunun da X'inci kuvvetini alırım. Bu benim ne işime yarar? Şu işime yarar. Bu X kere 1 bölü X 1 yapacak ya. Demek ki geriye sadece ne kaldı? A kare eksi B karenin 56 üzeri X olduğu bilgisi kaldı elimizde. Geçtik sevgili gençler bir üstteki sorumuza. AB reel sayı. 2A eşittir 3. 2A eksi 3B eşittir 0. Yani ben burada şunu yazabilirim. 2A eşittir 3B diye yazabiliriz. Ve 8 üzeri B dediğimiz sayının aslında 2 üzeri 3'ün B'ninci kuvveti. Ve alttakinin de 2 üzeri 2'nin A artı 1'inci kuvveti olması gerektiğini biliyoruz. B ile 3'ün yerini değiştirebiliriz. 2 üzeri B'nin 3. kuvveti, değil mi? Ya da şöyle diyelim mi? Direkt çarpalım. Hiç yer değiştirmeden. Renk de değiştirelim. 2 üzeri 3B olsun. Bölü. Şurası da 2 üzeri 2A, değil mi? Çarpıyoruz. Artı 2. Ben 3B'nin, buradaki 3B'nin şuradaki 2a'ya eşit olması gerektiğini bulmuştum. Artık buraya 2a yazabiliriz demek ki. 2 üzeri 2a bölü 2 üzeri 2a çarpı 2 üzeri 2 de diyebiliriz biz buna. Şunlar giderse çarpım durumunda olduğu için 1 bölü 4 olacaktır bu işlemin sonucu. Geçtik bir diğer örneğe. Burada 6 tane 4 varsa 4 üzeri 6 biçiminde ben bunu 2 üzeri 12 biçiminde yazabilirim. Bunu biliyorsun. 64 tane demiş ya. 64 çarpı 2'nin küpü yani 2 üzeri 6 çarpı 2'nin küpü yani 2 üzeri 9 yazabiliriz buraya da. X'i Y'ye böl demiş. X'i ben 2 üzeri 12 olduğunu bulmuştum. Ve Y'nin de 2 üzeri 9 olduğunu bulmuştum. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 9'a bölersek 12'den 9'u çıkaracağız. 2'nin üstünde 2'nin küpü gelecek. Cevapta ne olacak? 8 olacak sevgili gençler. Evet, devam edelim. Burada bir hatamız var mı? 2 üzeri 2, tamam, sıkıntı yok. Evet, 0,48'i 0,24'e rahatlıkla bölebilirsin ve 2 yazabilirsin. 2 üzeri x artı 1 eşittir 8 üzeri 1 eksi x demiş ya. Bu 8 2'nin küpüydü biliyorsun. 2'nin küpünün 1 eksi x'inci kuvveti. 3 kere 1 ve 3 kere 3 eksi x diyeceğiz. İse diyelim 2 üzeri x artı 1 eşittir 2 üzeri 3 eksi 3x. Şimdi tabanlarımız aynı. Demek ki üstler de birbirinin aynısı olacak. Dolayısıyla yazalım. X artı 1 eşittir 3 eksi 3x ise 4x eşittir 2'dir. X eşittir 1 bölü 2'dir diyebiliriz bir üstteki sorunun cevabına. Geçtik bu sayfadaki son sorumuza. 4 üzeri x eksi 1 artı 8 üzeri x eksi 2 üzeri x bölü 2 üzeri x artı 1. Bak şu 4 üzeri x ile 8 üzeri x arasındaki şu bağıntıyı görebilirsen 4 üzeri x parantezinde 1 artı 2 üzeri x eksi parantezini alıp şununla şunu 1 artı 2 üzeri x dersen ve bunu da şu an sadece pay kısmı için konuşuyoruz. 1 artı 2 üzeri x parantezinde 4 üzeri x eksi 1 diye yazma hakkına sahip olduğunu bilirsen alt taraftaki 2 üzeri x artı 1 ile bu gidecektir ve burası 15 eşit olacaktır. 4 üzeri x eksi 1 15 ise
4 üzeri x eşittir 16'dır. 4'ün kaçıncı kuvveti 16? İkinci kuvveti 16'dır deriz ve bu soruyu da böylece noktalarız. Geçtik 3. sayfadaki ilk sorumuza. 2 üzeri pardon, 2x artı 3y üzeri 112, x eksi y üzeri 112'den çıkarılınca 0 kalıyor. X bölü y'nin alabileceği değerler çarpımı. Bunu karşıya atarsanız şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. 2x artı 3y üzeri 112 eşittir x eksi y üzeri 112. Şimdi bunlar çift değil mi? Bunlar çiftse tabanlar birbirinin ya aynısıdır ya da eksilisidir. Dolayısıyla diyeceğiz ki 2x artı 3y eşittir x eksi y. X'i bu tarafa attım x, 3y'yi diğer tarafa attım eksi 4y. X bölü y sorulmuştu. Y'yi alıp buraya atarsanız x bölü y'nin alabileceği değerlerden bir tanesi eksi 4 gelecektir. Bu bir. İkincisi, şunu da yapacağız. Renk değiştirelim. 2x artı 3y eşittir bu sefer y eksi x diyeceksin. Eksi x'i bu tarafa gönder. 3x 3y'yi diğer tarafa gönder. Eksi 2y. Şimdi x bölü y'ydi ya. Şu y'yi al karşıya gönder. Bu 3'ü al karşıya gönder. Eksi 2 bölü 3 mü geldi bu sefer de? Demek ki alınabilecek değerlerden birisi de eksi 2 bölü 3'müş. Bu ikisinin çarpımı soruluyor bize. Şu eksiler bir gitsin. 2 kere 4 8 bölü 3 gelecek. Bu ifadenin alabileceği değerler çarpımı da budur diyebiliriz. Bir diğer örnek. 3 üzeri x artı y eksi 2 eşittir 5 ve 3 üzeri 3x eksi y eşittir 45. Şimdi ben şu ikinci ifade için konuşacağım. 3 üzeri 3x eksi y eşittir 45'i 3'ün karesi çarpı 5 diye yazacağım. Tamam mı? Şu 3'ün karesini karşıya gönderdiğin zaman 3'ün karesi şeklinde bu gitti. Burası sadece 5 kaldı. Ve ben bunu nasıl yazabilirim? Buradaki ifadeyi 3 üzeri 3x eksi y eksi 2 diye yazabilirim. Buna eşitmiş 5'e. Bak şimdi burada 5'e eşit olan bir bu var. Burada 5'e eşit olan bir de bu var. Değil mi? O zaman bunlar birbirine eşit. Yani şu iki ifade birbirine eşitse üstleri de eşittir. X artı y eksi 2 eşittir 3x eksi y eksi 2. Eksi 2'ler birbirini götürsün. İkisi de iki tarafta da aynı olduğuna göre. X'i bu tarafa gönderdim. 2x eksi y'yi diğer tarafa gönderdim. 2'ye. İkiler de giderse x'in y'ye eşit olduğu durumuna ulaşırız. X y'ye eşitse mesela x gördüğüm yere y yazabilirim demek ki. Y bölü y nedir? 1'dir diyebiliriz. Bir diğer örnek. X bir rakam olmak üzere 5 çarpı 5 üzeri 24 çarpı 2 üzeri 23 artı x sayısı en çok kaç basamaklıdır? Burada maksimum rakamı seçerim. 9. 5 üzeri 24 çarpı 2 üzeri ne olur? 32 olur. Ben bunu 5 üzeri 24 çarpı 2 üzeri 24 çarpı 2 üzeri 8 diye yazarım. Ki şu ikisinin toplamı nedir? 32. Şu ikisinin çarpımı 10 üzeri 24'tür. 2 üzeri 8'in de ben 512 olması gerektiğini biliyorum. Pardon, 512 mi? 256 yapar değil mi? Özür dilerim. Hop, sildik. 256 olduğunu biliyorum. 256'nın sonunda hop 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 tıp 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 böyle 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 sıfırlar var. Peki burada kaç tane sıfır var? 24 tane. Burası kaç basamaklı? 3 basamaklı. Toplarsak bu sayı maksimum 27 basamaklı olurmuş diyeceğiz. Hocam bunu maksimum neden 9 seçtik dersen x'in rakam olduğunu soruda vermişti zaten. Tamam. Altta soru yoktu. Üst tarafa geçiyoruz. 5 üzeri x'in 2 ve 5 üzeri y'nin 3 olduğu verilmiş bize. Burada sevgili gençler 9 dediğimiz sayı 3'ün karesidir. 3 üzeri x bölü y'nin karesi diyelim. Tamam mı? Şöyle. Artı 8 de 2'nin küpüdür. 2'nin o küpü en sona saklayacağım. Y bölü x'inci kuvvetinin küpü diyelim. Kabul mü? Kabul. Şimdi 3 dediğimiz sayı 5 üzeri y idi. Yerine yazalım. 5 üzeri y'nin x bölü y'ninci kuvvetinin 3'ü ikinci kuvveti artı 2 dediğimiz sayı da 5 üzeri x'e eşitmiş. 5 üzeri x'in y bölü x'inci kuvvetinin 3. kuvveti. Şimdi bakın burada neden bunları yan yana yazdım? Şuradaki y çarpı x bölü y'nin y'leri gider. X çarpı y bölü x'in x'leri gider. Ne kaldı? 5 üzeri x'in karesi. Peki bu 5 üzeri x neydi? 2. Demek ki 2'nin karesi 4. Artı. Burada ne kaldı? 5 üzeri y'nin küpü. 5 üzeri y 3'tü. 3'ün küpüne
27. Cevap ne olur? 31 olur. Geçtik bir sonraki sorumuza. 0,1 devredenin 1 bölü 9 olduğunu ve bu 1 bölü 9'un 3 üzeri eksi 2 olması gerektiğini bilirsen, 3 üzeri eksi 2'nin 1 eksi 2 anıncı kuvvetinin de 3 üzeri 4a eksi 2 olması gerektiğini bilirsin. Şu 81 üzeri a dediğim sayı da 3'ün 4. kuvvetinin anıncı kuvveti biliyorsun. Bu da 3 üzeri 4a'dır. Bu sayı bunun kaç katıdır diyorsa böleceğiz. 3 üzeri 4a'yı 3 üzeri 4a eksi 2'ye bölecekmişiz demek ki. Ters çevirip çıkarırsak veya çarparsak hiç fark etmez. 3 üzeri 4a eksi 4a eksi 2 çıkarmayı seçtik. 4a'lar gider. Eksi eksi 2'den artı 2 olur. 3 üzeri 2'den cevap ne olur? 9 olur sevgili gençler. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bu sayfanın son sorusu. A üzeri B64 eşitliğini sağlayan kaç tane AB ikilisi vardır diye sorulmuş. Öncelikle en büyüğünden başlayalım. 64 üzeri 1 64'ü sağlar. 8'in karesi 64'ü sağlar. 2'nin 6. kuvveti 64'ü sağlar. A ile B pozitif tam sayıysa bundan başka sağlayan yoktur. Negatifler olsa onları da dahil ederdik. Kaç tane ikili vardır? 64'e 1, 8'e 2 ve 2'ye 6 ikilileri vardır. Toplam 3 tane diyebiliriz. Geçtik bir diğer sorumuza. Son sayfanın ilk sorusu. A1 reel sayı olmak üzere. Reel değil arkadaşlar. Burayı yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. Burası asal sayı olacak. Tamam, onu düzeltin lütfen. Rica ediyorum. 2 üzeri a eksi 1 sayılarına Mersenne sayıları denir. Eğer a asalsa 2 üzeri a eksi 1'e Mersenne sayıları denir. Buna göre a sayısına 2 eklendiğinde oluşan yeni Mersenne sayısı ile ilk Mersenne sayısı arasındaki fark hangisi olamaz? Şimdi Mersenne sayıları 2 üzeri a eksi 1 miydi? Değil mi? Şimdi ben bu a'ya 1 eklersem, 2 eklersem 2 üzeri a artı 2 eksi 1'e ulaşırım. Bu da bir Mersenne sayısı oluyormuş. İlk Mersenne sayısından çıkardığım zaman, tamam mı, fark hangisi olamaz diye soruyor. Bir kere 2 üzeri a çarpı 4 olur mu şurası? 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 2'den, değil mi? Şu eksi 1 ile şuradaki eksi 1 artı 1 daha doğrusu birbirini götürsün. Eksi 2 üzeri a kalsın. Ben bunu 2 üzeri a parantezini alırsam eğer burada bir 4 burada bir 1 kalır ve geriye de 3 çarpı 2 üzeri a kalır. Şimdi a burada neydi? Asaldı. Sonuç bu olabilir. Bak şimdi sonuç bu olabilir. A'da asal olacaktı. Yanında da 3 olacak. Şu. Bakıyorsun 3 çarpı 2 üzeri asal. 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 Şıkların hepsi oluyor. Ama şöyle bir durum var. Bu A'nın 2 fazlası da asaldı. Değil mi? O da Mersenne sayısıydı. 2 fazlası 5'tir asaldır. 2 fazlası 7'dir asaldır. 2 fazlası 13'tür asaldır. 2 fazlası 31'dir asaldır. 2 fazlası 25'tir asal değildir. O halde cevap Denizli olacak. Geçtik bir sonraki sorumuza. Yine güzel sorulardan bir tanesi. Şekilde her bir dairenin üzerinde yazılı olan o dairenin ismi olmak üzere ismi K olan daireye A üzeri K yazılır. İçine bu yazılıyor. İçinde M yazılı olan dairenin ismi X. Şimdi şöyle yaparsak, bakın şurası X'miş, burada da M yazıyormuş. Bir de şöyle yaparsak, burada Y, o zaman burada da N yazıyormuş. Normalde içlerinde yazması gerekenler ne? A üzeri X ve burada da yazması gereken A üzeri Y. Doğru mu? Diyor ki bize ismi X artı Y olan dairede yazan nedir diyor. Şimdi bakın A üzeri X'in ben M olduğunu, aslında gayet basit bir soru. A üzeri Y'nin de N olduğunu biliyorum. Bize A üzeri X artı Y'nin eşitini sormuş. Bu A üzeri X çarpı A üzeri Y demek aslında. Ben A üzeri X'in M olduğunu, bunun da N olduğunu biliyordum. O halde burası M çarpı N'ye eşittir. Soru da bu şekilde biter diyebiliriz. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bir ayrıtının uzunluğu 10 santimetre olan bir küp. Burayı da yanlış yazmışım. Çok üzgünüm. Hop. Bir küp. Her saniye hacminin 1 bölü 3'ünü kaybetmektedir. Birinci saniye sonunda küpün hacmi 1000 santimetre küptür. Yani birinci saniye sonunda bir şey değişmemiş. Tamam mı? Artık sonraki 9 saniye boyunca değişecek. Mesela birinci saniye sonunda 1 bölü 3'e giderse ne kadar kalır? İkinci saniye sonunda 2 bölü 3'ü kalır.
Üçüncü saniye sonunda 1 bölü 3'e giderse gene bunun 2 bölü 3 kalır. E bunun da 2 bölü 3 kalacak. E 9 saniye sonra demiştik ya, demek ki çıt 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 2 bölü 3. Kaç tane 2 bölü 3 var? Burada 9 tane 2 bölü 3 var. O zaman o halde 1000 çarpı 2 bölü 3'ün 9. kuvveti kadar hacim kalır diyebiliriz. 10. saniyenin sonunda. Bakın ilk saniyenin sonunda. Normal hocam 10 demiyor muydu? Niye 9 dedik? Şundan kaynaklı. Birinci saniye sonunda küpün hacmi binmiş zaten, değişmemiş. Demek ki ikinci saniye sonunda itibaren sürekli değişiyor, sürekli değişiyor, tamam mı? 1 bölü 3 azalıyor. Ve son soru, yine güzel sorulardan bir tanesi, dikkatli dinle. N tane x'in yan yana çarpımının x üzeri n olduğunu biliyoruz. K tane a'nın yan yana bölümü de a tabanında k olsun diyelim. Ve tabi burası da A sıfırdan farklı olmak üzere diyebiliriz. Soru yanlış olur halde şeklinde tanımlansın. Buna göre şu işlemin sonucu nedir? Şimdi bakın. 0,5 dediğimiz şey 1 bölü 2 midir? 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 bölü kaç defa bölecekmişiz? 4. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 diyelim. 1 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye böldüğümüzde 1. 1'i 1 bölü 2'ye böldüğümde ters çevirip çarparım 2. 2'yi 1 bölü 2'ye böldüğüm zaman ters çevirip çarptığımda 4 gelir. Demek ki şurası neymiş? Bakın şu sarıyla boyadığım yer. Hop, burası 4'müş. Şimdi şunu bulalım. 3'ü 2 defa yan yana böl diye bu da 1 gelir. E burası da 1'miş. Neyi sormuş bize? 4 üzeri 1. Bu nedir? 4'tür. Soru bitti o halde. Evet sevgili gençler. Bir sonraki konumuz olan köklü sayılarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.